Ozlu gibi, Kilimli gibi yerlerde işbirliği yapabilseydik Cumhuriyet Halk Partisi ile çok daha iyi bir sonuç alacağımızı gösterge olarak seçimler göstermiştir. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlangıçta adaylarını erken açıklaması oralarda bu işbirliği olmasını engellemiştir. Ne kadar sandıkta arkadaşlarımız, iki tarafa da gönül veren kişiler bir araya gelip güçlü adayın etrafında toplanmak istemişse de bu da yeterli olmamıştır. Bunun yanında Ereğli gibi, Çaycuma gibi, Devrek gibi yerlerde ise yarışın son 2-3 gün, 4 gün içerisinde ikili yarışa dönmesi tarafları ya oradan ya buradan, ya şu kazansın ya bu kazansın gibi bir ikileme itelemiş ve dolayısıyla oy kaçışlarına yol açmıştır. Sadece ne bizde değil, diğer partilere oy vermek isteyenler de küme halinde iki yerde toplanmıştır. Bu da tabii oy kaybında bir neden olmuştur. Ama biraz önce de söylediğim gibi Zonguldak'ın genelini değerlendirecek olursak biz sıfırdan başladığımız seçimlere girerken ne belediye başkanlığı, ne meclis üyeliği, ne genel meclis üyeliği elimizde hiçbir şey yokken bugün kazanılan başkanlık, genel meclis üyeliği ve belediye meclis üyelikleri İYİ Parti'nin iyi yolda olduğunu ve gelecekte çok daha iyi noktaya ulaşacağının bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Biz bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Oy verenlerin oylarını iyi ki vermişim dedirtmek, vermeyenlerin ise gönüllerine girip bir dahaki seçimlerde onların oylarını da almak için mücadelemize devam edeceğiz. Biz Zonguldak'ın yararına olan her şeyi de kim kazanmışsa kazansın her zaman yanlarında olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Zonguldak'ın yararına olmayan konularda da karşı çıkacağımızı bir kez daha ifade etmiş oluyoruz. Buradan dediğim gibi bütün kazanan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kaybeden arkadaşlarımıza da haklarında hayırlı olmasını diliyorum.